Merhaba arkadaşlar, ben Umut Yıldız, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi görünge tarlamızı biçiyoruz kışın hayvanlarımız için. Şöyle gördüğünüz gibi pembe çiçekler. Bugün otlara başladık arkadaşlar. Yani bu yaz da gelip geçer, 6-7 ay kışımız var. Bu sene kuzularımız da doğacak. O yüzden çok ot biçmemiz lazım. Bu yazın çok çalışmamız lazım yani. Ülkenin durumunu biliyorsunuz. Her şey çok pahalı. Yem, saman fiyatları çok aşırı pahalı. Artı bir de bu aldığımız beyaz samanlardan hayvanlar hasta oluyorlar. Yani mide kilitlenmesi, her türlü hastalık oluyor diye böyle doğal kendimizin ektiği otlardan biçip hayvanlarımıza vermeye çalışıyoruz. İnşallah yani tüm ihtiyacını biçebildiğimiz kadar karşılamaya çalışacağız, bakalım. Arkadaşlar burada da biçtiğimiz yerleri tapel yapıyoruz. Bülent abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, burada da eski emekli öğretmen var. Ahmet Canerik. Kolay gelsin, kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Evet. Ahmet abi nasılsın? Ne var ne yok? Durumun nasıl? Allah razı olsun. Sağ olun. Hürmetle saygılar. Evet değerli dostlar, bu hafta saygı değer kübramızın görüngesini biçiyoruz Kovuklu köyünden. Saygı değer Kazım Yıldız ve saygı değer Kübram Kazım Yıldız'ın oğlu Umut Yıldız. Kendisine çalışıyoruz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Tabii işçiyiz, emeğimizi karşılığını almak zorundayız. Çalışanı Allah tezahür kul deseler, hepinize saygılar ve hürmetler. Teşekkür ederiz. Nasıl, geçim nasıl? Vallahi geçim... Eski emekli öğretmensin galiba değil mi? Ya başarılı. İşçiyiz, köylüyüz beraber. Geçim çok zor abi. Vallahi. Ama köyde olmak güzel bir şey değil mi? Köyde olmak en... güzel. Sen herhalde daha önce İstanbul'da kalıyordun. İstanbul'dan. İstanbul'da kalıyordum. Ben İstanbul'u bıraktım. İstanbul'da hayat yok. Hayat köyde var. Köyde oksijen güzel, hava güzel. Bunu kapıp. Yani belki birkaç seneye kadar tüm köyler full dolar değil mi? Hani yani millet bayağı yurt dışından da talep var. Geri dönüş yapıyorlar köylerine.
Zam ne olacak? Zamlar vatandaşın belli büküyor. Fakir fukaranın belli büküyor. Ne olacak? Kiram, biz de bu sene işte mecburuz. Yani hayvanın yiyeceğini böyle doğadan çıkarmamız lazım. Bu hazır samanlar falan biliyorsun, hani Diyarbakır tarafından getirdiğimiz samanlar, evet, verdiğimizde hayvanlarımız hem rahatsız oluyor hem de çok aşırı bir pahalılık var. Evet. Saman yem fiyatlarında. Bundan dolayı yani böyle eski doğal yöntemlerle ot biçip hayvanlarımıza vereceğiz. Doğal yöntemlerle ot biçip hayvanlarına verirsin. Toprak ana sağ olsun. Sağ olsun. Toprak ana sağ olsun. Toprak ana olmasa hiçbir şey olmaz. Bir de yani böyle mesela eskiden arkadaşlar hayvanlar hiç rahatsız olmuyormuş. Mesela iğne yokmuş, şey yokmuş. Evet, evet. İşte hep bu doğal beslenmeden dolayı. Kesinlikle. Şimdi mesela hayvan doğar doğmaz hemen iğne vuruyoruz hayvana. Evet. Yani vurmasak yaşatamıyoruz. Evet. Ama böyle doğal otlarla beslendiği zaman hayvanlar da herhangi bir hastalığı yakalanmıyor. Evet, doğru. Geçiyor. Yani doğanın döngüsü her şeyi değişmiş değil mi Kibra? Ne eski insanlar var, ne eski hayvanlar var. Kesinlikle, yani kesinlikle. Hiçbir şeyin eskisi kalmamış değil mi? Mümkün değil. Eskiden mesela 10-15 tane yani bir ailede belki nüfus varmış. Yani herkes de güzel bir şekilde geçiniyormuş arkadaşlar. Hı. Yani hiçbir şeye muhtaç olmadan. O da yaparak kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayıp geçiyordu. Şimdi her ailede 2-3 nüfus var, kimse geçinemiyor. Evet, gerçekten öyle geçiyor. Hasan abi kolay gelsin. Nasılsın? Ne var ne yok? Hoş geldin abi, ayağına yüreğine sağlık. Arkadaşlar bir taraftan işte biçtiriyoruz, bir taraftan da böyle tapol yapıp toplayacağız otlarımızı. Yani böyle bağlaması da taşıması da çok rahat oluyor. O yüzden yani böyle yaptık. Şimdi bazı arkadaşlarımız belki balya yapın diyebilir ama balya bizim burada maliyeti pahalı. Yani hem maliyeti pahalı, iş ekipman yok, traktör sıkıntısı var. Yani traktör bile bulamıyoruz. Balya makinesini belki de hiç bulamayacağız. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani bir balya makinesini getireceğiz. Araziler müsait değil. Yani bakmayın burada bir iki tarlanın böyle düz olduğunu. Aşağılarda hep yamaç yerler. O yüzden mecburen böyle kendi imkanlarımızla taşıyacağız otlarımızı. Arkadaşlar ot düşmeye devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir hayli yorucu bir iş. Ama kışın bu otlar hayvana antibiyotik niyetinde. Yani yem vermeye de gerek yok. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çalışmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.